Abi güzel. Güzel mi? Daha yeşil bir İnegöl için Kocatepe Ortaokulu olarak biz de buradayız. Evet, devam. Sabri'ye tebrik ediyoruz. Gözünüz ayrı tekrar. Allah'ın babalı geçsin. Merhaba arkadaşlar. Kurtarlarım hoş geldiniz. İyisiniz inşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Cümleten hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir şey sormak istiyorum. Aranızda ilk defa ağaç dikecek olan kaç kişi var? Şöyle bir el kaldırabilir mi? İlk defa dikecek olan. Diğerleri dikmişti o zaman. Öyle mi anlıyor? Evet. Tamam. Gel şuraya. Gel biraz geniş olsun. Biraz genişe verelim. Biliyor musun? Biraz Allah rahmet eylesin. Esentepe mahallemizdeyiz. Burada yine öğrencilerimizle beraber koruluk alan içerisinde. Tabii etrafta yine otopark yapımıyla ilgili de bir çalışmamız var. Ancak burada işte ağaç dikimini, fidan dikimi etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Malumunuz yani tüm mahallelerimizde otopark gibi, altyapı gibi, kaldırım, yol kaplama gibi, yeşil alan düzenlemeleri, çocuk parkı düzenlemeleri gibi pek çok ihtiyaçların olduğunu biliyoruz. Mevcut şehrimiz nüfusu artan, büyüyen, her yıl 5-6 bin, 7 bin civarında nüfusu artan bir şehir. Tabii biz de hem mevcut yerleşik vatandaşlarımızın hem de gelen nüfusun ihtiyacını karşılayacak adımları bir atmaya devam ediyoruz. Burası Alanyurt bölgemizde işte inşaatların devam ettiği kısmen oturumların da yerleşimlerin de gerçekleştiği binalardan müteşekkil. Tabii biz buralarda bir an önce toprakla fidanlarımızı buluşturarak bunların gelecekte vatandaşlarımız için bir nefes olmasını arzu ediyoruz. Biliyorsunuz ağaçlık ve koruluk alanlarının arttırılmasının aynı zamanda havayla olan ilişkisi açısından da çok ciddi bir katkısı olduğunu bizler biliyoruz. Bu anlamda da her geçen gün ağaç sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Bugün burada 3 ayrı alan içerisinde 52 araçlık otopark ve toplamda da 193 farklı türden ağaçları toprakla buluşturuyoruz. Esentepe mahallemizin Botanik Sokak, Zarif Sokak, İrem Sokak üzerinde de 3 ayrı noktalarda Park Bahçeler Müdürlüğümüz çalışmalarını yürütüyor. Bu çalışmaların içerisinde yeşil alan, sert zemin alanları, otopark alanları ve ağaç dikim alanlarının olduğunu görüyoruz. 3 farklı sokakta benzer çalışmalar yapılıyor. Toplamda da 3 ayrı noktada 6120 metrekare alanda 4420 metrekare yeşil alan, 1700 metrekare sert zemin alanı, 52 araçlık otopark ve 193 adet de ağaç varlığını burada bugün hayata geçirmiş oluyoruz. Tabii bunlara devam edeceğiz. Biliyorsunuz işte kanal projemiz olsun, yine aynı şekilde mahallelerimizin içerisinde mini SEM sahaları adı altında yaptığımız kompleks yapıların içerisinde ağaç dikimlerine devam ediyoruz. Son dönemde bizim yine biliyorsunuz ileride hemen arkamızda millet bahçemiz var. Orada da yaklaşık 6-7 bin civarında ağaç dikimini gerçekleştireceğiz. Şu anda da üzerinde yaklaşık 1500-2000 civarında ağacı da olduğunu ifade edelim ve dolayısıyla biz her bulduğumuz alanda bu tür iyileştirmeleri yaparak şehrimizin
ağaç, yeşil alan ve işte orman envaini artırmaya dönük çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Tabii burada çok değerli çalışma arkadaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Her birinin gayreti ve emeği vardır. Tabii burada çok değerli öğrenci kardeşlerimiz var. Onlara, kıymetli öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlerle bugün beraber oldukları için ve bizlere destek verdikleri için. Çalışmanın tabii bu bölgedeki başta mahalle sakinlerine de hayırlı olmasını diliyorum. İyi günlerde sağlıkla kullanmalarını diliyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum.